şimdi armut bahçesine doğru gidiyorum. Süpürge darı. Armut bahçesi değil de armutun bulunduğu bahçeye doğru. Ve burası. Armut'un çok güzel beyaz çiçekleri var. Çiçeklerini görünce tabii ki çok mutlu oldum. Meyvelerini görünce daha da mutlu oldum. Ee, seradan almıştım bu fidanı. Tohumdan da yetiştirilebiliyor. Ama gen açılımına uğruyor. Tıpkı hünnapta olduğu gibi. Yani tohumdan diktiğimizde e, anaç e, fidan gibi olmuyor. Bunu aşılamamız gerekiyor. Armut'ta da bu şekilde. Ben daha önce buraya bir e, dal köklendirme çalışması yaptım ama başarılı olmadı. Yani tohumla e, ahlat üretiyoruz ama e, anaç meyve gibi olmasını istiyorsak vejetatif. Yani bu nedir? İşte bu dal yardımıyla mesela yapabiliriz ya da aşı yapabiliriz T aşı yapılıyor genelde yonga göz aşısı da yapılıyor yaprakları bu şekilde bazı türler çok fazla türü var bazı türler testere dişli oluyor ama genellikle e, sanki gül ağacı gibi gül yaprağına benziyor böyle pürüzsüz elma ağacının yaprağına göre daha kalın daha estetik odunu da e, mobilya gibi oldukça güzel renklere sahip ve odunu çok sert ve oldukça dik büyüyen bir ağaç. Ee, bu ağaç defalarca kırıldı çünkü burada köpeklerimiz yaşıyor, dört köpek. Ee, kendini tamir etti, çok güçlü bir ağaç, dayanıklı bir tür. Daha sonra biz budadık çünkü e, burası dar bir alan. Ee, yan dal çıkarmasını istedim. Yan dal çıkarmasının e, bazı hastalıklara karşı faydası da var. Mesela e, güneş yanıklığına karşı. Ama e, bir süre sonra tepe budaması ana ağaca zarar verebiliyor. Onun için çok fazla tepe budaması yapmıyoruz. Bu kadarı yeterli. Artık ne kadar büyürse e, bu genç bir ağaç. Yaklaşık 3 yaşında. Ee, bu meyveler çok güzel, doğal, ilaçsız. Ee, hiçbir vitamin gübre yok. Hatta yanmış eski hayvan gübresi bile yok. Ona rağmen oldukça bereketli meyveleri oldu. Hatta birkaç tanesi döküldü. Onları da böyle karıncalara verdim. Tabii bunların tohumlarını alacağım. Yine onlardan... Ee, çöğürler üreteceğim. Bunlar karıncaların kısmeti. Sadece biz değil, evrendeki onlarca canlı da bu nimetlerden faydalanıyor. Böyle meyveler vardı. Onlar bir şekilde düşüyorlar. İşte çarpmayla ya da kuşlar geliyor. Büyük kuşlar da geliyor. O sebeple şimdi bu meyvelerin bol olması önemli. Çünkü ağaca bir form veriyor. Bazı kişiler ağaçlara mesela su şişeleri asıyorlar. Bu hem sinekleri korkutup kaçırıyor. Hem de ağaca bir form vermek amacıyla. Yani çok fazla yukarı gitmesini önlemek amacıyla. Bu meyve tutumu da gayet iyi. Ağaca form verilmesi açısından. Islah çalışmaları yapılıyor. Islah çalışmalarının amacı da daha dayanıklı türler geliştirmek, dünya nüfusu hızla artıyor ama gıda kaynaklarımız ve toprağımız azalıyor. Burada bir dengesizlik var. O zaman bunu üreticiler, bilim insanları daha verimli türler geliştirmekte görüyorlar ve ıslah çalışmalarına hız kazandırıyorlar. Ancak ben yerel türlerin korunması taraftarıyım. Çünkü... Tüm canlılar ya da ne bileyim memeliler bir evrim geçiriyorsa, bir uyum sağlıyorsa bu bitkiler de uyum sağlayabilir. Ve insanoğlu da daha az tüketerek yerel ürünleri yaşatmayı, üretmeyi ve tanımayı öğrenebilir diye düşünüyorum. Ama bu ıslah çalışmaları önemli ticaret için çünkü gelir getirici bir ürün. Şu anda meyve suyu piyasası bile var. Armut suyu da satılıyor. ıslah çalışmaları yapılıyor ve dayanıklı türler geliştirilmek için uğraşılıyor. Çin, İtalya, ABD ve Akdeniz armut yetiştiriciliğinde öncü elmayla rakip. Neredeyse elmanın yetiştiği hemen hemen her yerde yetişiyor. Elmaya göre de biraz daha Dayanıklı. Ee, örneğin eksi 20, eksi 30 e, sıcaklığı e, ısıya kadar yani e, is, eksi'nin altındaki ısıya dayanabiliyor. Ama ben e, yine de eksi birlerde ağacı sarıyorum. Ne yapıyorum? İşte dibine saman döküyorum. E, Taze sürgünler varsa onları da bir çuvalla örtüyorum ama elmaya göre daha dayanıklı. En büyük e, hastalığı bir bakteri türü. Erwinia amylovora. Bu bakteri yağmur suyuyla bulaşıyor, budama makaslarıyla bulaşıyor ve oldukça akıllı, e, hayatta kalmak için mücadele ediyor. E, bu güneş yanıklığı maalesef ki ee, önemli bir hastalık, üreticilerin büyük bir sorunu. Bu sebeple e, güneş yanıklığını önlemek için budamadan. E, ağaca form vermeye, sulamaya kadar çok dikkat edilmesi gerekiyor. Genellikle ağaç e, sabah saatlerinde diğer bitkilerde olduğu gibi güneş çıkmadan sulanması gerekiyor. Yine e, nasıl ki biz insanlar güçlü olmak için gıdamıza dikkat ediyoruz. Ağaca e, yılda bir kez yanmış hayvan gübresi verilmesi gerekiyor. Yaşadığımız yer de önemli. Çok fazla yağmur alan bir yerde yaşıyorsak ağaçta magnezyum eksikliği olabiliyor bu vitamin ve mineralleri de bizler de evde yaptığımız bazı çalışmalarla kapatabiliriz. Mesela balık kafasını toprağa gömmek ya da diğer vitamin ve mineral içeren yiyeceklerin gübreye dönüştürülmesiyle doğal kompost yapımıyla bitkimizi besleyebiliriz. Ahlat önemli. E, yabani armut vardır, e, genellikle yaylalarda, dağ başlarında. Bunlar da önemli. Bunlar dayanıklı türler çünkü güçlü bir kazık kökleri var. Bunlar aşılanarak e, ticari amaçlı armutlar üretilebiliyor. Dal yapısı da elmaya benziyor. Her ağaç böyle dik olmuyor. Bazıları da taç piramit şeklinde oluyor. E tabi bu biraz da bizim elimizde, biraz da ağacın genleriyle alakalı. Yaprakları, sürgünleri, çiçekler de hüzme şeklinde oluyor, top top oluyor. Görünüşü de çok güzel, peyzaj bitkisi gibi oluyor. Çiçeklerinde 5 çanak, beş, beş taç yaprak, dişi organ ve erkek organ bulunuyor. Meyve eti yuvarlak, sulu. Bazı çeşitlerde de e, sanırım deveci armudunda taş hücre olabiliyor. Taş hücre e, ayvada çok olur. Böyle yerken ağzımıza sanki küçücük çekirdekler geliyormuş mesela murt meyvesinde olduğu gibi küçücük çekirdekler geliyormuş gibi olur. E, bu taş hücrelerin oluşumunda toprak yapısı ve bitkinin cinsi de önemli Ilıman itk, e, iklim meyvesi o sebeple Akdeniz'de rahatlıkla yetişiyor Kuzey yarım kürenin bazı yerlerinde de yetişiyormuş ee, bunun sebebi de soğuğa dayanıklı olması belirli bir ısıya kadar ee, Ilıman yerleri seviyor ama bazı bitkilerde olduğu gibi soğuklanma ihtiyacı da var. Bu soğuklanma ihtiyacını da e, alması gerekiyor. Bu da 1000-1500 saat arasında. Rüzgardan korunmalı çünkü rüzgar e, yapraklarındaki gözeneklere zarar veriyor. Yapraklarda stoma denen açıklıklar var. E, nasıl ki bizim derimizde gözenekler var. E, derimizden İçimizdeki toksinleri atıyoruz ya da cildimize güzel, şifalı bir yağ sürdüğümüzde o iç organlarımıza kadar gidiyor. İşte mesela biz yapraktan gübreleme yapıyoruz çok etkili bir yöntem oluyor. Adeta damardan serum vermek gibi. O sebeple e, yapraklar önemli. Rüzgardan zarar görmeyecek yerlerde konumlandırılması gerekiyor meyvenin verime yatması açısından da önemli çünkü rüzgar meyvelere zarar verebiliyor. Tohumdan yetiştirmek istersek yetiştirmesi kolay, ön işleme gerek yok. Ama daha sonra bu çöğürleri aşılamamız Gerekiyor. Yoksa yabani armut olarak kalır. Gen açılımına uğrayabilir. Toprak isteği de çok fazla toprak isteği yok aslında. Mesela burası çok verimsiz bir yer. İşlenmedi. Bir sürü yabani ot var. Stres faktörü var. Burada canlı yaşıyor. Hayvanlar yaşıyor. Ona rağmen oldukça verimli. Kumlu, tınlı... Kirli, tınlı topraklarda gayet iyi yetişiyor. Su isteği fazla yok. Ama büyüme ve e, meyveye e, yattığında e, uygun miktarda su verildiğinde bu onu olumlu etkiliyor. Ancak çok su verip göllendirmiyoruz. Bu da hastalıklara sebep oluyor. E, direnajı iyi yapılmış yerlerde konumlandırılması gerekiyor. Şimdi burada ana dal sayısı 2. E, en fazla 3-4 tane olmalı. Yani şunları fidan olarak görürsek bunları aşılama yapacağım. Şu anda ana dal 1 ve 2. Ama diyelim ki bunları almadık. Bitkinin e, gövdesinde durdu. En fazla bu kadar olmalı. Yani daha fazla buradan e, budama yapıp yan dal çıkarmasına izin vermemeliyiz çünkü güneş yanıklığı hastalığı etkileyebilir yine e, ziraatten doğa dostu e, demir, çinko, manganez magnezyum içeren e, gübreler alınıp kullanılabilir e, gülleci, bulamacı kükürt bunlar da doğal tarımda kullanılan ilaçlar sadece kükürtün şöyle bir özelliği varmış bu kullanılan araçlardan daha iyi ivme kazanıp akması için içine bazı kimyasallar karıştırılıyormuş yani kükürt Aslında doğal bir element ama işlenip daha kolay kullanım Açısından içine bazı kimyasallar karıştırılıyormuş. Eğer çevrenizde kükürt kaynağı bir şifalı su varsa bundan da faydalanabiliriz. Ee, örneğin burada dünyanın en iyi ikinci kaplıcası var, kükürt yönünden zengin. Birçok kişi burada bu kükürt dolu sularda şifa buluyor. E, gerek psikolojik gerekse bedenen sağlığına kavuşuyor. Kükürt sadece insanlar için, cilt için ya da hayvanlar için değil, bitkiler için de önemli. E, zararlı kimyasal ilaçlardansa kükürt kullanmak daha sağlıklı, e, daha Doğa dostu bir uygulama olacaktır. Bizim armutlarımız böyle. Şimdi kahvaltı için bir tane koparıyorum. Oh, karıncalar bizden evvel davranmış. Afiyet olsun, şifa olsun. Ben de diğer yarısını yiyeceğim. Karınca kardeşlerimi bırakacağım kalanını. Sonra da tohumlarından üreteceğim. Hmm, muhteşem. Ben küçükken meyve ağaçları dolu bir evde yaşadım. Ve çok fazla ağacımız vardı. Ama şu anda ilk kez kendi meyve ağacımı yetiştiriyorum ve tüketiyorum. Bu benim için gerçekten mutluluk verici. Doğaya ve kendi bedenime hizmet ettiğimi düşünüyorum. Faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Şimdi karıncalar, kuşlar, arılar bu ağaçtan faydalanacak.